Şimdi hani bozuk bir toplum olduk ya bozuk toplum olduğumuz için de suç işleyen herkes Türkiye'ye kaçıyor. Ya çok enteresan bir haber. Bakınız çok enteresan bir haber. Ee, bu Ali Yerlikaya açıkladı bunu. Suç işleyen bütün o mafya babaları o su bu su şu su çetecileri var ya Türkiye'ye kaçıyorlar. Şimdi dün itibariyle bakın operasyonlar yapılıyor. Yani kafes operasyonu mudur nedir ismi de bu. Ve e, mesela Pol Polonya'da uyuşturucu ticaretiyle uğraşan baronlardan çete liderlerinden biri Thomas Conrad. Thomas Conrad dün Antalya Alanya'da yakalanıyor ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Bu bir. Ha Var mı videosu? Ver abi. Bak bu amcayı böyle paketlemişler götürüyorlar şu anda. Gelelim. Çin'de e, dolandırıcılık ve yasa dışı e, örgüt üyeliği yapan e, bir kişi Jim King Jinking Peng, Jinping Peng, e, İstanbul Fatih'te, İstanbul Fatih'te kırmızı bültenle aranıyor bu da, İstanbul Fatih'te yakalanıyor. Polonya'dan sonra Çin. Almanya'da e, yine böyle kırmızı bültenle aranan e, uyuşturucu ticaretiyle uğraşan Daniel, bir çetenin üyesi olan Daniel Müller, Daniel Müller'de İstanbul Beyoğlu'nda yakalanıyor. <laughs> i̇şte ne kadar bozuk bir ülkeyiz değil mi? Çünkü bu bozukluk maalesef işte ta 2013'lü yıllardan itibaren, 2010'lu yıllardan itibaren geliyor. O FETÖ ile birlikte kol kola gittikleri zamanlardan itibaren geliyor. Ve işte o kol kola gidilen ortam içerisinde Türkiye şu anda bu çürümüşlüğü yaşıyor. Bir gün içerisinde Polonya'da uyuşturucu baranı kırmızı bültenle aranan kişi Alanya'da Çin'de e, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleriyle uğraşan bir kişi Jinping Peng, King Peng diye bir kişi İstanbul Fatih'te o da kırmızı bültenle Alman uyuşturucu çetesinin üyelerinden biri de o da kırmızı bültenle Daniel Müller İstanbul Beyoğlu'nda daha neler var bu ülkede ya bu ülkenin gerçekten Süleyman Soylu'nun yatacak yeri yok gerçekten yok ya yani. ya ülkeyi ne hale getirmişsiniz ya Almanya e, bir haber var bir dakika Almanya ee, haberi kendisi söylüyor. Türkiye yüzünden bizim devlete bozuluyor demiş. Daltonlar çetesinin Rintintin çetesi, Redkit çetesi, Pomuk Prenses çetesi ve Yedi çürükler çetesi de var mı diye birisi dalga geçiyor. Yine gelen mesajlarda çok mesaj geliyor. Yetişmeye çalışıyorum. Ee, Ali Yerlikaya sağ olsun demiş. Evet gerçekten Ali Bey elinize sağlık. Arkadaşların da eline koluna sağlık. Yani iyi ki bu pisliklerden bizi temizliyorsunuz. İyi de işte o yüzden söyledim. Süleyman Soylu burada baş sorumlu ya. Ülke ne hale gelmiş ve yatacak yeri yok ya şu anda. Yani 7 yıl boyunca siz İçişleri Bakanı olarak ülkeyi yönetin yapılmayan operasyonları yapılması gereken operasyonları yapmayın. E, siyasilere laf yetiştireceğinize işinizi yapsanız bugün Türkiye bu ortamda olmaz. Ülkenin içerisine bakıyorsunuz dolandırıcılığından çeteciden efendime söyleyeyim e, uyuşturucu baronundan bimlemlesinden geçilmiyor mafyasından geçilmiyor. Dışarıdan dışarıdan gelenlere bakıyorsunuz, İstanbul, Antalya, burası mafya yuvası olmuş, uluslararası çetelerin mensuplarının kaçtığı yer olmuş. Bu insanlara kırmızı bültenle aranan insanlara vatandaşlık verilmiş. Ya ne yaptınız siz Süleyman Bey? Ve çıkıp da mecliste veya kameralar önünde, hadi kameraları bırakın da mecliste bunun hesabını vermiyorsunuz. İşte meclis keşke keşke kuvvetli olabilseydi. Ve o meclis kuvvetli olabilseydi ve en azından bugün bu içişleri Eski İçişleri Bakanı'nın hesap vermesine tanıklık edebilirdik. Ve onun yapamadığı şeyleri şu anda Ali Yerlikaya yapıyor. Yapamadığı operasyonları ve ülkenin ne kadar e, pespaye bir durumda olduğunu görüyoruz. Yani çeteciliğe bulaşmış, uyuşturucuya bulaşmış, aranan kırmızı bültenle dünya çapında e, aranmakta olan kişilerin hepsinin kaçtığı adreslerden biri, kesiştiği noktalardan biri İstanbul. E tabii düzen bozuk. Ekonomik sistem bozuk. Küresel sermaye veya küresel sistem e, burası için elveşli bir alan yaratmış Türkiye'de. Küresel sistem iktidara her şeyini yaptırabiliyor. Küresel e, mafya, küresel çeteciliğin eee işte arayıp da bulamadığı bir bataklık olarak görüyor bu ülke. Çünkü sistem yok. Ve insanların paraya ihtiyacı var, devletin paraya ihtiyacı var. O devletin paraya ihtiyacı olduğunu bildiği için zaten yasa dışı yollarla paraları Türkiye'ye getirme gibi bir durumları da var. Çünkü devlet demiş ki onlara kaç kere getirdiği aflarla paranı getir. Ben hiçbir şekilde sana sormayacağım bu paranın. Adam parasını gönderdiği gibi kendisi de geliyor buraya. Bir ülke maalesef bu durumda. İşte bir kez daha anket sorusunu hatırlatalım. Anket sorusu küresel sermaye ve siyaset. Küresel sermaye bunun içerisinde iş dünyası, mafya dünyası ve siyaset. Ee, acaba hangi liderin iş başında kalmasını ister diye bir soru sordu. Tam soru da şöyle: Küresel sermaye ve siyaset sistemi Türkiye'de hangi siyasetçinin iş başında olmasını ister diye bir soru sorduk. X'te bu soruyu cevaplayabilirsiniz ve aynı zamanda bu soruyu YouTube üzerinden de cevaplayabilirsiniz. Alabilirsin artık videoyu. Teşekkür ederim. Peker'in